Piyasalara dönelim. Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında 137 puanlık bir yükseliş gördük. Endeks 90 binin üzerindeki hareketini koruyor. 90 bin 92 bin aralığında bir sıkışma görüyoruz son haftalarda BIST 100 endeksinde. Bugün endeks 91 805 puana kadar yükseldi. 137 puanlık artışla 91 287 puandan kapandı. İkinci seans az sonra başlayacak. İkinci seans öncesi dolar TL ve faiz hareketine baktığımızda dolar TL'de 2.3680 seviyesini izliyoruz. 2 yıllık gösterge tahvil faizinde ise bugün 6.5'lar seviyesine yaklaşan bir hareket var. Faiz indirimi beklentileri bono tahvil tarafında fiyatlanmaya devam ediyor. Öğleden sonra önemli bir veri yok. Gözler FED'de olacak. Akşam saatlerinde FED kararını göreceğiz. FED'in faiz politikasında bir değişiklik olacak mı? Yeni bir mesaj gelecek mi? Bir öncekinden farklı bir açıklama olacak mı? Piyasalar bunu dikkatle takip edecek. İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Emre Çayırlı ile birlikteyiz. Emre hoş geldin yayınımıza. Merhaba Uçak. Bir değişiklik beklentisi var mı piyasaların FED politikasında? FED'de bir değişiklik olması beklenmiyor. Zaten yılında bunun önceki toplantıda İki toplantı bir değişiklik yapacaklarını açıklamıştı. Ama belki biraz daha güvercin bir söylem olabilir. Çünkü enerji fiyatları hala düşük seyrediyor. Ve enflasyona olumlu yönde bir katkısı olmuyor. Ama çok büyük bir değişiklik olmasını beklemiyoruz biz bu toplantıda. Yani FED sabırlı olmaya devam edecek gibi evet. Gözüküyor. Faiz artışı konusunda daha önce bunu belirtmişti. Hatta bir miktarda daha ılımlı bir açıklama yapma ihtimalinden bahsediliyor. Fakat tabii FED'in açıklamalarını göreceğiz akşam saatlerinde. Ne kadar şahin, ne kadar güvercin ya da bir değişiklik olacak mı bakacağız. Öncesinde bir istersen euro dolar hareketine dönüp bakalım. Çünkü euroda bir toparlanma hareketi görüyoruz. Pazartesi günü gördüğümüz 1.1098 seviyesinden itibaren bir toparlanma ve 1.14'ler dün test edilen seviyeler oldu. Bu tepkinin devamının gelme ihtimali var mı? Emre. Biraz tepki alımı görebiliriz. Burada yatırımcıların sorusu aslında şu, Euro'da en kötüyü gördük mü? Evet. En kötüyü görmedik diye tahmin ediyorum. Çünkü bundan sonraki süreçte Yunanistan Avrupa Komisyonu ile nasıl bir ilişki içerisinde olacak bunu görmemiz gerekiyor. Ama bu süreçte hem tahvil alım programı hem de Yunanistan satılmıştı. Onun tepki alımını görüyoruz. Burada görmüş olduğumuz destek seviyesi aslında önemli bir nokta. Çünkü Euro'daki 0.8 ile 1.60 arasındaki FIBO çalışmasının 1.12 seviyesinde 61.8 bölgesine denk geldiğini görmekte. O bakımdan da 11 aşağısına çok fazla sarkmadık. 11'e kadar bir toparlama geldi ama haftayı üzerinde kapatmıştık. Bu haftalık grafik hafta boyunca yükselinde olması da bize biraz yukarı yönlü hareketin gelebileceğini gösteriyor. Daha önceki sıkışmanın aşağı yönde kırılmış olduğunu söylemiştik. Daha önce 1.20 seviyesinde sıkışma aşağı yönde kırılmıştı. Yukarı yönde bir tepki alımı gelebilir. Çok kalıcı olmasını beklemiyorum. Belki bugün içerisinde FED'den gelecek açıklamalarla dolar biraz daha zayıflayabilir. Onunla beraber 1.15'ler belki görülebilir ama genel trendimiz hala aşağı yönde. Aşağıda şayet 1.12 seviyesinde bulunan destek kırılırsa 1.08 desteğine doğru. Onun devamında ise 1.0340 seviyesi önemli. Çünkü daha önce destek olarak çalışan bir bölgeydi. 1.0340 ve 1.08 bölgesi orta uzun vade için takip edebileceğimiz ana destekler. Evet, saatlik grafikle devam edelim istersen. Şunu soralım. Olur da FED bir önceki açıklamasından farklı bir açıklama yaptı ve biraz daha yumuşak bir açıklama geldi. O zaman ne görebiliriz euro dolar tarafında? Dolar tarafında o zaman biraz zayıflama yaşanabilir. Çünkü dolar endeksi de 95 seviyesine kadar geldi. Fakat özellikle dün açıklanan Amerika rakamları sonrasında bir geri çekilme gördük 94 bölgesine. Bugün akşam FED'den gelecek açıklamalarda hafif yumuşak bir ton yakalanırsa o zaman bir yukarı yönlü hareket euro dolarda yaşayabiliriz ama genel olarak bakarsak euro dolar paritesinde 1.2575 seviyesinden başlayan düşüş trendi hala etkili. Son dönem içerisinde 11-12 arasından destek bulup yukarı yönelme çabası var. Düşüş trendinin geçtiği bölge 15 seviyeleri. 1.15 seviyeleri. 1.15'in üzerine çok fazla çıkılabileceğini düşünmüyorum bundan dolayı. Hatta öncesinde daha önce destek olarak çalışan 1.1460'lar da takip edilebilir. Eğer ilerleyen saatlerde hareket devam ederse yataylık şeklinde trendin geçtiği bölgede yine aynı şekilde 1.1460'lara gelecek. O yüzden yukarı yönlü hareketler 1.1460'a kadar oldukça normal. Hatta çıkışa baktığımız zaman burada bir bayrak formasyonu da oluşabileceğini görüyoruz. Eğer bayrak formasyonu yataylık
20 ve 80 seviyesi arasındaki yeterli yukarı yönde geçilirse o zaman biraz daha 1.15'lere doğru bir alım tepkisi gelebilir. Ama 1.15'ler şu an için euro dolarda üst sınır diyebiliriz. Burası açılmadığı müddetçe trendin yön değiştiğini söylemek doğru olmayacak orada. O zaman henüz dibin görüldüğünü söylemek için erken euro dolar tarafında ama yükselişlerde satış fırsatı olarak görülebilir. Takip edeceğiz özellikle FED açıklamalarının ardından doların majör para birimleri karşısında nasıl hareket edeceği önemli. Bugün aslında dolar tarafına baktığımızda dolar endeksinde 94 seviyesinin hemen üzerinde bir hareket var. Euro dolar paritesinde sanki bir FED bekleyişi var. Çok fazla istekli gibi değil euro dolar tarafı yukarı ya da aşağı yönü gitmeye. Dolar TL tarafında da 2.36'lar civarında bir hareket görüyoruz. Hatta 2.37'ye yakınız. Dolar TL'ye geçmeden bir altına bakalım. Çünkü FED açıklamaları altın üzerinde de belki bir hareket, bir etki yaratabilir. Yani açıklamanın ne kadar şahin, ne kadar güvercin olduğu önemli olacak, belirleyici olacak gibi gözüküyor. Geçen haftalarda da bir 1.300 dolar seviyesi takip edildi ons altın fiyatında ama orada kalıcı olamadı gibi gözüküyor. FED sonrası ne olabilir altın tarafında? Evet, geçtiğimiz haftalarda özellikle enerji fiyatlarının düşmesi ve borsalarda enerji şirketlerinin biraz daha değer kaybetmesi tedirginlik yaratıp altına giriş sağlamıştı. Fakat burada 1500'lerden başlayan düşüş trendimiz yani 1495 seviyesinden başlayan düşüş trendimiz tam olarak 1300 bölgesinden geçiyor. Bu yüzden 1300 bölgesi önemli. Aynı zamanda düşüş trendi içerisinde de bir FIBO çalışması yaptığımızda 1311 seviyesinin direnç olarak çalıştığını görüyoruz. 1311'e kadar gelemedik. 1306-7 bölgesinden geri döndü. Evet. O yüzden genel trend hala aşağı yönde ama 1311 bölgesi geçilmesi durumunda 1350 bir sonraki ana direnç noktamız. Oraya doğru bir alım tepkisi gelebilir ama bunun için dolar tarafında bir değer kaybı olması gerekiyor. Veya euro tarafında, Avrupa Birliği tarafında bir kriz çıkması gerekiyor ki tekrar altına giriş sağlansın güven liman talebiyle. Bunun haricindeki senaryolarda dolar tarafındaki kuvvetlenme altında aşağı yönde baskı yaratacaktır. Ama şu an için biraz daha yemesi yukarı gözüküyor altının. 1311 bölgesi takip edilmesi gerekiyor yukarıda önemli. Evet, biraz daha hani kısa vadeli olarak da bakalım istersen. Altın yatırımcısına ne öneriyorsunuz? Yani aslında bir toparlanma hareketi 1300 dolar civarına kadar yaşanan bir yükseliş gördük. Hatta 1306 dolarlarda görüldü. Ama bu yükseliş biraz ivme kaybetti. Devamının gelebileceğini söyleyenler var. Altın için yükselişin devamının zor olduğu yorumları da var. Herhangi bir risk olduğu yani altın yatırımcısının güvenli liman olarak görülen bu enstrümana kaçması için şu an olmadığı yorumları da var. Enflasyon da olmadığı söyleniyor. Yunanistan seçimleri geride kaldı. Risklerin birçoğu aslında geride kaldı. Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamalarını da gördük. Ne olabilir altında bundan sonra fiyatlanabilecek olan? Risk tarafı haricinde merkez bankaları enflasyon fiyatlarının düşmesinden dolayı sürekli faiz indirimi içerisine giriyor ve yatırımcılar da artık bundan dolayı biraz daha altın tarafına kayıyor izlenimi var piyasada. Bundan dolayı şu an için bir yataylık içerisinde sıkışma söz konusu. Biraz önce genel trendin 1500'den aşağı düşüş yönünde olduğunu gördük ama aynı zamanda 1167'den başlayan bir yükseliş trendi de altını yukarı yönde desteklemeye devam ediyor. O yüzden sıkışmanın kırılmasını görmeden altında net bir yön söylemek şu an için biraz zor. Yukarıda 1311-1306 bandı takip edilecek. Üzerinde kalırsa 1350'lere doğru hareketlenme yaşanabilir ama 1367'den başlayan yükseliş trendi şayet kırılırsa o zaman tekrar 1272 bölgesine bakacağız. 1272 bölgesi çünkü önemli bir destek. Aynı zamanda 84 seviyesi de yükseliş trendinin geçtiği bölge. Bugün içerisinde FED şahin bir tutum içerisinde faizleri yakın süreçte arttırabileceği izlenimi verirse o zaman trend kırılabilir. 84 aşağısında yani 84 hem destek bölgesi daha önce hem de yükseliş trendinin geçtiği bölge bu bölgenin aşağısında 72'ye kadar bir satış baskısı görebiliriz. 72 kritik olacaktır. Eğer 72 aşağısında geçmesine neden olacak bir unsur olursa altının 55 bir sonraki ana destek seviyemiş. O yüzden 55'e doğru bir geri çekme görülebilir. Ama FED'den açıkçası çok değişik bir hamle beklemediğimiz için altında bir müddet daha 1284 ile 1300 arasında yatay hareketlilik görebiliriz. Burada şayet yukarı yönde trend devam edip 1308'ler kırılırsa o zaman alım gelebilir. Ama muhakkak yukarı yön için 1311, aşağı yön için de 1272 seviyesinin takip edilmesi. Yani satış gelirse 1272 dolara baksın yatırımcılar, orada tutunabiliyor mu? Yükselişte de 1312 dolar mı dedin? 1306, 1308 ilk etapta, 1311
üzerine çıkarsa o zaman kuvvet kazanabilir alımlar yalnız. Evet. Ons altında bugün 1286-1293 dolarlar aralığında bir hareket görüyoruz. Bir sıkışma var ama dediğimiz gibi yani Fed beklentisi dolayısıyla hem pariteler tarafında bir sıkışma hareketi evet. hem de emtia tarafında bir sıkışma var. Acaba Fed'den ne gelecek diye yatırımcılar da beklemeyi tercih ediyorlar gibi gözüküyor. Bir dolar TL hareketine dönüp bakalım. Dünkü açıklamalar tabii bizim açımızdan önemliydi. Erdem Başçan'ın açıklamaları da kur tarafında etkili olduğu yorumları var. Bu arada dün Güney Afrika randı gibi bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinin de dolar karşısında zayıf olduğu bir gündü. TL ile birlikte bunu hatırlatalım. Bugünse sanki yine bazı para birimlerinin negatif yönde ayrıştığını görüyoruz. Mesela Singapur doları var ki bugün Singapur'dan gelen gevşeme adımı da orada etkili olmuş gibi gözüküyor. Yine zayıf olan para birimleri karşısında Macar forintini, Kore vonunu, Meksika pezosunu görüyoruz. Ve dolar TL de benzer oranlarda yine bu para birimlerine ile birlikte hareket ediyor. Dolara karşı %0,2 civarında bir değer kaybı görüyoruz TL tarafında. 2.37'lere yakın noktalardayız. 2.35'in üzerinde kalmış olması, bu seviyeleri zorluyor olması, hatta 2.37'ye yakın noktalarda sıkışması nasıl bir beklenti yaratıyor? Açıkçası burada Erdem Başçan'ın yapmış olduğu açıklamalar dün için önemliydi. Zaten biliyorduk enflasyon oranları düştüğü zaman faizde bir indirim gelebileceğine ve TL'nin zayıflama ihtimalinin olduğunu. Aynı zamanda doların kuvvetli olması da uzun süredir dolar Türk Lirası paritesini yukarı yönde taşımaya devam ediyor. Üç farklı trend şu an için dolar Türk Lirası'nda etkili. Bir tanesi uzun vadeli trendimiz 1.90'lardan başlıyor ve geçmiş olduğu bölge biraz daha 2.17-2.18 seviyesi. Ama onun üzerinde 20 seviyesinden başlayan, 2.20'lerden başlayan bir yükseliş trendi ve 2.27-50 bölgesinden başlayan en son trendimiz devam ediyor. Bu bakımdan yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söyleyebiliriz dolar Türk Lirası için. Özellikle önümüzdeki ay Şubat'ta enflasyon rakamı geldikten sonra Erdem başında söylediği gibi 4 Şubat tarihinde belki erken bir faiz indirim hamlesi de gelebilir. Bu dolar Türk Lirası paritesinin biraz daha yukarı yönde gidebileceğini gösteren bir unsur. O yüzden artık 2.35 seviyeleri bizim için destek bölgesi diyebiliriz. 2.35 bölgelerinin aşağısına geçilmediği müddetçe yukarı yönlü hareket devam edecektir ama 2.35'in aşağısına geçerse tekrar bir 2.33 bandına inebilir ama 2.33 bandı burada aşağı yönde çok fazla kırılmaya müsaade etmeyecek sağlam bir destek olarak gözüküyor. Evet, içeride faiz indirimi beklense önümüzdeki hafta gelecek olan enflasyon verisinin ardından bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Bir erken faiz indirimi ile ilgili toplantı yapacak mı Merkez Bankası? Dünkü açıklamalar çerçevesinde. Bu arada seansın açıldığını görüyoruz. Açılış itibariyle endekste çok hafif bir yukarı yönlü hareket var. 45 puanlık bir artış. Zaten günün ilk yarısında da bir sıkışmadan bahsetmiştik. 91 binin üzerinde tutunma çabası var. Özellikle bu hafta içerisinde bu seviyenin birkaç kez denendiğini, aşıldığını ama 92 bine de gelince endeksin zorlandığını görmüştük. Sektörel hareketlere baktığımızda bugün bankacılık sektör endeksinde bir parça zayıflama dikkat çekiyor. Borsadaki yükselişi destekleyen lider endeks olmaya devam ediyor mali sektör. Bankalardaki hareket önemli. Bu haftadan itibaren aynı zamanda bankalarla birlikte banka dışı sektörlere ilişkin olarak şirket karları ve beklentileri de daha fazla konuşulacak gibi gözüküyor. Bu haftadan itibaren BIST'te 4. çeyrek bilançolarında açıklanmaya başlanacağını takip edeceğiz. Banka dışına dönüp baktığımızda hizmet ve sanayi endekslerinde hafif yukarı yönlü bir hareket dikkat çekiyor. Endeksin geldiği nokta ise 91.200'ler seviyesine işaret ediyor. Bu arada BIST 30 endeksinde de hafif yukarı yönlü bir hareket olduğunu söyleyelim. Sadece 16 puanlık hafif bir yükseliş dikkat çekiyor. Evet, dolar TL'nin saatlik grafiğine dönüp baktığımızda ne söyleyebiliriz kur beklentileri arasında? Biraz önceki grafikte görmüş olduğumuz sondaki iki yükseliş trendini biraz daha yakından incelediğimizde 2.20'den başlayan trendi ve 2.27'den başlayan trendin hala çalıştığını görüyoruz. Yukarı bölgede daha önce direnç olarak çalışan 35 ve 35.80 seviyelerin üzerine geçilmiş durumda. Bundan dolayı direnç bölgesinin kırılması ve trendin hala yukarı yönde desteklemesi paritede yukarı yönlü hareketin yaşanabileceğini gösteriyor. Bundan önceki süreçte takip ettiğimiz ana direnç noktası yukarıda 2.39 seviyesi. 2.39 seviyesinin üzerine geçilmesi durumunda ise 41'lere doğru bir alım tepkisi gelebilir. Bundan dolayı şu an için aşağıda 2.35 seviyesi destek olarak hem yükseliş trendinin geçtiği bölge hem de daha önce direnç olarak çalışan ve kırılmasıyla beraber desteğe dönüşen bölge takip edilecek.
35'lerden alım pozisyonları tekrar yoğunluk kazanabilir bundan sonraki süreç içerisinde. Eğer Amerika tarafında çok ciddi bir gelişme olup da dolar değer kaybetmezse iç piyasadan kaynaklı, TL'deki değer kaybından kaynaklı bir yukarı yönlü hareket bekleyebiliriz. Özellikle yukarıda 37-37.80 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. 37-37.80 geçildikten sonra 39 ve 41 seviyelerine hızlı gelinebilir. Çünkü daha önce görülmeyen fiyatlardı ve hatırlarsanız geçtiğimiz yıl yine Ocak ayında hızlı bir şekilde yükselmiştik. Saatlik grafiklerde de çok net bir şeydi gözüküyordu. Yine aynı şekilde 39 bölgesi üzerine geçilmişse 37 hatta 39-41'lere doğru hızlı alımlar gelebilir. Geri çekilmeler için de 35 bölgesi şu an çana desteğimizi oluşturuyor. Yani FED toplantısı geride bıraktıktan sonra bizim için dolar TL hareketi açısından önemli olan, tabii dışarıda sürpriz bir gelişme olmazsa, bildiğimizin dışında bir gelişme, Merkez Bankası'nın faizlere ilişkin olarak alacağı kararlar olacak. 3 Şubat'ta önümüzdeki hafta enflasyon açıklanacak. Enflasyonun hemen ardından da bir erken faiz indirimi toplantısı söz konusu olacak mı? Buna bakacağız. O yönde bir mesaj gelmişti dün Erdem Başlı'dan. Ve şu dakikalarda dolar TL'de 2.37 seviyelerinin test edildiğini takip ediyoruz diyelim. Ve buradan petrol fiyatlarına dönelim. Bizim piyasamız açısından çok dikkatle izlediğimiz özellikle son aylarda bir enstrüman oldu petrol. Ve emtia tarafında özellikle petrolde yaşanan sert düşüşün ardından beklentilerin de çok kötü noktalara çekildiğini görmüştük. Ancak son dönemde bir sıkışma görüyoruz Brent petrol tarafında. Sanki 48-50 dolar aralığına yerleşme çabası var gibi gözüküyor. Petrolde ne etkili oluyor bu sıkışmada? Ve bu hareket bir yöne doğru kırılabilir mi? Ne dersin? Evet, iki farklı düşüş trendi etkili ilk etapta teknik olarak bakarsak. Temel olarak bakarsak küresel çapta büyüme rakamlarının sürekli olarak aşağı yönlü revize edilmesi, talebin azalması, alternatif enerji kanallarının çoğalması ve bunların da maliyetinin düşük olması petrol talebini de azaltan bir unsur. Arz yüksek, talep aynı şekilde düşmeye devam ediyor. Bundan dolayı petrol fiyatlarının da geri çekilme içerisinde olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki süreçte petrol fiyatını yükseltebilecek unsur olarak görebileceğimiz şey belki ekonomilerde canlanma olabilir. Veya arz tarafında bir azaltıma gidilmesi petrol fiyatlarını da yukarı yönlü hareket gerçekleştirebilir. Bugün içerisinde Amerikan ham petrolünde özellikle Amerika'da açıklanacak stok rakamları takip edilecek. Geçen haftaya göre bir azalış bekleniyor. Bu belki petrol fiyatını bir yukarı yöne taşıyabilecek unsur. Ama genel olarak bakarsak hem yukarıda 95'ten başlayan düşüş trendi etkili. Ama şu an için o bölge oldukça uzağız ve 50-55 bandından geçiyor. Bu düşüş trendimizin geçtiği seviye ama yakın trend olarak da 61-60 bölgesinden başlayan trendi takip ediyoruz. Aşağı bölgede bir sıkışma içerisinde düşüş trendiyle teknik anlamda özellikle son bölge içerisinde bir düşen üçgen formasyonuyla 44 dolar arasında bir sıkışma var. Şayet 44 dolar aşağısına geçilirse petrol fiyatlarında tekrar sert satış baskısının geldiğini görebiliriz. O yüzden 44 dolarları ilk etapta alım fırsatı olarak belki değerlendirmek düşünülebilir destek bölgesi olduğu için ama aşağısına geçerse çok ısrarcı olunmasını tavsiye etmiyorum 44 dolar aşağısına. Çünkü sıkışmanın boyuna baktığımız zaman yaklaşık olarak 5-6 dolarlık bir mesafesi var ve 44 dolar aşağısına geçilmesi durumunda 44-39 dolarlara kadar da petrol fiyatında geri çekilme yaşanabilir. Yukarı alanda direnç olarak takip edeceğimiz bölge 47-20 seviyesi. 47-20 seviyesinden geçen düşüş trendinin kırılması durumunda belki tekrar bir 50-52 hata görülebilir. Ama trend kırılmadığı müddetçe altında kalıcı olarak bir yukarı yönlü hareket görmek zor. Petrolde kalıcı yönlü hareket görmek zor gözüküyor. Peki bu sıkışma uzun soluklu olabilir mi? Yani devam edebilir mi bir süre daha? Açıkçası yukarı yönde 47 geçildikten sonra belki 52'ye doğru bir hareket gelebilir. Çünkü son alan içerisinde oldukça yataylaştı fiyatlar. 52 ve 44 bandında. 50'nin de çok fazla üstüne geçmiyor. Geçtiğimiz haftalarda bir tepki alımı gelmişti Arabistan'dan gelen haberlerle birlikte ama yukarı yönde 52-53 bandının üzerine geçip oturması için çok ciddi anlamda petrolü destekleyecek bir unsurun olması gerekiyor. Ya arz talebi yükselecek ya da petrol üretiminde bir azaltıma gidilmesi gerekiyor. Bunun haricinde şu konjektürde petrol fiyatının çok da yükselebileceğini söylemek doğru olmaz. Aksine 44 teknik olarak önemli bir bölge. 44 aşağısına geçerse Amerikan ham petrolü satış baskısı ağırlık kazanabilir orada.
Evet, peki. Bugün Brent petrol tarafında 49 doların hemen üzerinde bir hareket var. Ama düne benzer bir seyir sanki. 48-50 dolar aralığı çok fazla bozulmadan takip ediyor petrol tarafında. Çok teşekkür ediyoruz Emre Çayırlı katıldığın için, değerlendirmelerin için. Seans başladı demiştik. Açılış itibariyle endekste çok hafif bir yukarı yönlü hareket vardı. Ancak şu dakikalarda dolar TL'de 2.37 seviyelerinin test edilmesiyle birlikte 91 bin seviyesine doğru bir miktar geri çekilme görüyoruz. İzlemeye devam edeceğiz. Saat 16'dan itibaren piyasaya bakışta gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Vakıfbank'ın sunduğu piyasa ekranı devam edecek. Dünya piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sunar.